Merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bundan 4 gün önce somon yapmıştım. Sularını atmayın diye. Bakın bunun içinde su var şimdi. Bu suyun içinde kaldığı için kurumadı. Güzel. Şimdi buradan ben filete çıkaracağım. Buraya aktaracağım. Daima arka taraftan işe başlamamız lazım. Böyle bir eldiven lazım. Yoksa böyle çatal koymanız lazım. Bu balık daima böyle kesilir. Yani Türk iş belki de değil bu. Bu İskandinav işine. Böyle incecik bunu kesmeye çalışıyoruz. Böyle baktığınız zaman İstanbul gözükmesi lazım öbür tarafta. Tabi bu işin şakası canım. Ciddiye almayın hemen. Bıçağın da keskin olması lazım. Böyle. Aynı anda buraya bir ekmek koyalım. Karnım acıktı çünkü. Izgara ekmeğin üstüne koyacağım. İki tane koyayım ki karnım anca doyar. Ne oldu bu ne? Evet. Evet, derisi gözükmeye başladı. Oh! Mis! Mis dediğinizde aklıma şey geldi. Beyoğlu'nda mis sokağı vardı. Eski Galatasaray kulübünün karşı tarafında idi Beyoğlu'nun. Böyle. Böyle incecik. Şimdi bir tadına bakak. Tuzumuzu nedir? Tuzu hepsi çok iyi. Şimdilik bana bu yeter. Bundan fazla artık ne yiyeceğim? Tıka basa. Bunu böyle alıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Tereyağını alıyordum. Hop. Margarinli tereyağı. İçinde zeytinyağı da var. Şimdi ben bunları kızarmış ekmeğine süreceğim. Bakın ekmekler kızardı.
kıpkırmızı oldu beni görünce. Bol koyun, bol. Cimrilik yapmayın. Bu şey, Atlantik. Norveç somonu, çiftlik. Zaten Atlantik'te başka yerde bulamazsınız. Norveç, offshore yapmışlar. Yani denizin ortasına kurmuşlar çiftlikleri. Otomatik çalışıyor. O kadar çok yapmışlar ki. Her gün gidip boşaltıyorlar. Yeni balık. Gel bakayım buraya. Yaramazlık yapma. Sonra Fikret Baba kızarır. Kızarır diyorum. Kızmıyorum yani. Sadece kızarır. Böyle bol bol koyacaksınız ki bir şeye benzesin. Buyurun. Bu yenmez de ne yapılır? Yanında yatılır değil mi? 4 gün sabır ettim. Benden bu kadar. Eldivenlerimi çıkarayım. Müsaade ederseniz. Vazifeleri bitti.